Yok, bir kısmı oradan. Bursa'da gördüm onu. Şimdi her yere yayıldı. Ben ilk Bursa'da gördüm. Daha kabrin başında başlıyorlar şey dağıtma. Cantık. O cantık arabası mezarlığın içine giriyor. Bursa'da gördüm bunu. Cantık arabası mezarlığın içine giriyor. Mezarın başına kadar geliyor. Herkesin gözü cantık arabasında. Ulan gömsek de şu cantığı da gömsek gitsek. Dedim ya bu nasıl bir şey? Daha zengin olsa oraya lokanta kuracak. Yalan iyi ki öldü be adam be. Arkasından yemeğinde yiydi yiyelim. Vah tamam bitti. Ya yok ya. Ya mezarlığın içerisinde edeptir, adaptır, bir şey yenilip biçilmez. Mezarlıktan ibret alınır. Kabristandan ibret alınır. Kabristanda, kabirde oradaki ölenlerin haliyle hallenilir. Ya çilingir sofrası mı kuracaksın orada bir de? Bidat. Bir tane hadis bulamazsınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'nin zamanında kabristanlarda yemek yenilip biçildiğine dair. Bir tane bulamazsınız. Neden? Misafirler eve gelmesinler tekrar. Orada yesin, içsin, gitsin. Zaten gelmeyecekler. Yani oradan bir daha eve gelmeyecek o kimse. Ya cenaze evinin önüne koy sofra sen. Gelen giden uzaktan yakından gelen cenazenin ölen kimsenin hayrına yesin içsin. Cenazeden sonra yedir içir. Kabristan'da ne amma yediriyorsun içiriyorsun. Biz de kabri Bursa'da gördüm Allah hakkınızı helal edin. Sonra bu sene ben Bayındır'a gittim. Bayındır'a da dokunmuş. Aynı şey Bayındır'a da gitmiş. Daha Bayındır'da, hemen Bayındır'da da normalde. Şimdi her yerde var. Nereye gidersem gideyim. Bakın nereye gidersem gideyim. Her yerde var şimdi. Herkes hemen kabristanın başında yedirip içiriyor. Ya nasıl yiyeceğiniz, içeceğiniz canım kardeşim? Ölümden ibret almayacak mısınız? Diyor hadis-i şerifte dünya lezzetlerini acılaştıran ölümü çokça zikredin. Kabristan'da nasıl yiyebileceksin onu? Ama kulağın duysa, kabirdekilerin kabir feryatlarını duysan yiyemezsin. Kabirden haberin olsa birisini görsen yiyemezsin. Kendine gelemezsin. Bir böyle bir enstantane yaşasan, kabre giren bir kimsenin son nefesiyle alakalı şeytanın ona nasıl musallat olduğunu görsen yiyemezsin. Ama öbür türlü yiyorsun. Kur'an-ı Kerim dokunuyor orada. Herkes konuşmaya da devam ediyor, gömmeye de devam ediyor. Hocanın da işi çok zaten. Okuyan kimse de bir an önce okuyup gitmesi lazım. Zarfı da alması lazım. Bir de sırada orada görevliyse sırada bir sürü gömülecek var. Sıra sıra. Bir an önce hemen okuyacak Yasin Tebareke. Tamam bitti. Herkes de işini bitirecek. Çaresi yok. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz. O yüzden okuyanlar da dikkat edecek. Yani bakacak. Kardeşim buradakiler benim okuduğum Kur'an-ı Kerim'i dinler mi, dinlemez mi? Dinlemeyecekler. Okumasın.